Devlet bütçesi ünite 5. Bir soru, bir cevap. Hazırlayan yardım doçent doktor Tayfun Moğol. Türk kamu maliyesinde bütçe türleriyle ilişkili bir sorumuz var. Yüksek Öğretim Kurulu, yani kısaca YÖK, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin içerisindedir? A. Genel bütçeli kuruluşlar, B. Düzenleyici denetleyici kurumlar, C. Sosyal güvenlik kuruluşları, D. Özel bütçeli kuruluşlar, E. Döner sermayeli kuruluşlar. Şimdi 5018 sayılı yasamız kamu kesimini 2007 yılında yeniden yapılandırdı. Bu yapılandırma içinde öncelikle merkezi yönetime tabi kuruluşlar diye bir sınıflama yaptı. Bu merkezi yönetime tabi kuruluşlar 3 türlü, 3'e ayrılıyor. Genel bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar ve düzenleyici, denetleyici kurumlar. Şimdi genel bütçeli kuruluşlar dediğimiz zaman bunlar genelde yasama, yürütme ve yargı işlerini yapan kurumlar. Yani işte bakanlıklar, müsteşarlıklar, yüksek yargı organları, Sayıştay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi bunları kapsıyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda özelliği olan bazı piyasaları düzenlemekle, denetlemekle görevli. Yani bunlar da işte radyo televizyon üst kurulu, sermaye piyasası kurulu, bankacılık düzenleme denetleme kurumu gibi kurumlar. Sosyal güvenlik kurumlarını biliyoruz zaten. Döner sermayeli kuruluşlar genel ve özel bütçeli kuruluşlara tabi olarak çalışan ve özel mal üretip para kazandırıcı işler yapan kuruluşlar olarak biliniyor. Dolayısıyla buradaki yanıtımız ortaya çıkmış oluyor. Yani özel bütçeli kuruluş olarak görünüyor Yüksek Öğretim Kurulu. Peki özel bütçeli kuruluş nedir diye sorduğumuz zaman, özel bütçeli kuruluşlar belirli bir işi, görevi üstüne almış. Aslı olan kendi gelirleriyle giderlerini karşılamak olan, kendilerine ait gelir kaynakları olan, kendilerinin mal varlığını yürüttüğü, her birinin ayrı tüzel kişiliği olduğu kuruluşlar. Bunların birçoğu genellikle üniversiteler ve YÖK ve bunun dışında da daha başka özel bütçeli kuruluşlar var. Dolayısıyla buradaki doğru yanıtımız D seçeneğindeki özel bütçeli kuruluşlar olacak.